Anadolu merkezde olarak ortaya çıkan tarikatların en önemlilerinden biri olan Mevlevilik, Mevlana'nın adına izafe edilerek kurulan bir tarikat olmasına rağmen, kuruluşu Mevlana'nın ölümünden sonradır. Mevlevilik başlangıçta Anadolu'daki diğer tasavvuf akımları gibi adab ve erkanı belirlenmiş ve tekke düzeni kurulmuş klasik bir tarikat niteliğinde değildi. Çünkü Mevlana tarikatlara özgü bir takım kurallar koymamıştı. Örneğin kendisine bağlananlar için ne bir giriş töreni düzenler ne de belli bir zikir öngörürdü. Sultan Veled, babasının düşüncelerini sistemli bir hale getirerek Mevleviliği kendisine özgü kuralları, törenleri olan bir tarikat durumuna getirdi. Bu sebeple Sultan Veled, Mevleviliğin asıl kurucusu ve ikinci piri sayılır. Mevlana'nın ölümünden sonraki çeyrek yüzyıl içinde Sultan Veled'in Mevlevi tarikatının yayılmasına nezaret ettiği dönemde Selçuklu iktidarı zayıflamaya ve Osmanlı İmparatorluğu'na ismini veren kurucusu Osman Bey'in yıldızı yükselmeye başlamıştı. 14. yüzyılın sonuna gelindiğinde Osmanlılar Anadolu'nun tamamını ve Balkanların büyük bölümünü denetimleri altına almışlardı. Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'da yaşamış ve burada ilmi ile insanları irşad etmiş, tüm dünyaya sevgi tohumları ekmiş olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin fikirleri neticesinde ölümünden sonra evlatları ve talebeleri tarafından müstakil bir tarikat haline dönüştürülmüş olan Mevlevi tarikatı Anadolu sınırlarını aşıp Balkanlara kadar ulaşmıştı. İlk Mevlevi, yani Mevlevi tekkesi Mevlana'nın bağlı kurduğu bir tarikattı ki kendisi Mevlana Celaleddin Rumi tarikatı kurmamıştır böyle bütün kurallarıyla birlikte. Onun Sultan Veled'den sonra kurulmuştur. Anadolu'dan Rumeli'ye ne zaman diye bir 15. asrından kurulmuştur. İlk Mevlevi tekkesi Saraybosna'da 1462'de kurulmuştur resmi olarak. Yani bu kayıtlarda var. Arşivlerde bulabiliriz. Ondan sonra 50 sene, 150 sene sonra işte Üsküp olsun, Selanik olsun, Belgrad olsun de bir sürü en önemli şehirlerde Mevlevi tekke kurulmuştur. Bosna Hersek'te ilk kurulan Mevlevi Saraybosna'da İshak Bey tarafından. Bu da aynısı Üsküp'te yansıyan bir tekkedir. Netice-i kelam Mevlevi tarikatı sadece aşk, edep üzerinde değil, aynı zamanda şeriatın kurduğu kurallar üzerinde yayılan bir tarikat diyelim. Böyle sadece lafla şeyle değil, büyük üstadların genellikle ilahiyat mezunu olup ayrıca tasavvuf ehlisi olan hocalardan oluşmuştur. Balkanlara Osmanlı Devleti'nin yerleşmesiyle birlikte çeşit çeşit tarihi, kültürel ve sosyal yapılar inşa ettirilmişti. Cami, hamam, köprü, çeşme, kervansaray, bedesten gibi yapıların haricinde İslamiyet'in buralarda yayılmasına öncülük etmiş, dervişlerin tasavvuf kültürünü ve sosyal hizmetlerini sağladıkları tekkeler de inşa edilmişti. Balkanlar Osmanlı ordusu tarafından askeri açıdan fethedilmeden önce seyyah dervişler tarafından bir anlamda fethedilmişti. Diğer bir deyişle Osmanlı buraya geldiğinde yerli halk psikolojik olarak bu fethi hazır hale getirilmiş bulunuyordu. İslamiyet adına bir gönül fethi gerçekleştiren dervişlerin bölgenin İslamlaşması adına önemli rol oynadığını, günümüzde de yol kavşaklarında bulunan tekkelerin varlığını koruması ile açıklamak mümkün. Tasavvufun Balkanlardaki en büyük etkisi orada İslamlaşma, yani İslamiyet'in yayılmasında etkisi tabii ki çok büyüktür. En büyük pay tasavvufi hareketlere düşmüş. Yani Balkanlarda İslamiyet tasavvufi hareketler sayesinde olmuştur yayılması. Balkanlarda İslamiyet'in ilk tohumlarının tarikatlar tarafından atılması, tasavvuf anlayışındaki derin insan sevgisi, yüksek hoşgörü ve karşılıksız hizmeti esas almalarındandır. Davranışlardaki ve beşeri ilişkilerdeki bu olumlu tutum, siyasi ve ideolojik depremler yaşayan halkın dikkatini çekmişti. Genelde bütün tasavvuf akımları, ilkeleri itibariyle çok geniş ufuklu, insana sevgi ve saygıyı temel esas olarak almaktaydı.
Bu özellik ve tavırlar Müslümanlarla Hristiyanlar arasında beraber yaşama kültürünün oluşumu için etkili olmuştu. Bir Arnavut olarak şuradan yola çıkalım. Mevlana'nın Mesnevisi Arnavut edebiyatına katkısı olmuştur. Birincisi. İkincisi, bu biz zikrettiğimiz İslamlaşma sürecinde olmuştur ve daha nice konular. İlk 18 beytini kendi kalemle yazan Mevlana, diğerini Hüsamettin Çelebi'nin yazdırdığı bir kitap olup bu bir evrensel bir kitaptır. Şu öyle söyleyebiliriz, bu kitapta insan merkezli, ne insanı, insanı kamil merkezi bir kitaptır. Felsefe terimlerine bakarsak primordial insandır. Yani sonsuz bir insan, sonsuz bu parantez içinde sonsuz bir insandır. Yani Allah'ın istediği kul gibi insandır. Dediğim gibi sadece Mesnevi'de işte aşk üzerine veya hikaye üzerinde şey değil. Kurallar da var. İslam'ın, şeriatın ve hakikatin üzerinde bir sürü beyt ve eser beyt bulabiliriz. Bugün dünyada şunu örnek verebiliriz. Mesela 2007-2008 yıllarında Amerika'da en çok bestseller, yani en çok satılan eser olmuştur Mesnevi'yan. Ve bütün dünyada böyle devam etmektedir. Niye? Çünkü gönüllere konuşan, yani gönülden gönüle bağlı kuran bir kitaptır. Bir ağ diyelim, bir ağdır. Dolayısıyla Mesnevi kalpleri fetheden ve gönülleri bağ kuran bir kitap olarak görmekteyiz. Tabii tasavvuf edebiyat veya tasavvuf kültürüne en önde gelen klasiklerden birisidir. Türklerin Balkanlara gelişi 6. yüzyılda başladı. Bölgeye gelen ilk Türk kavimleri buralara yerleşmiş ve buraları yurt tutmuşlardı. Bu kavimler yerel halkla kaynaşarak onların içinde eriyip kaybolmuş veya evrilerek ortadan kaybolmuş görüntüsü vermişlerdir. Ancak Türkler bölgeye ikinci defa Osmanlı olarak gelirken hem mensup oldukları Türk ırkını hem de İslam inancını temsilen gelmişlerdi. Yerel halkın içinde eridiğini düşündüğümüz Türk kavimleri, İslam dininin özü ve güzel ahlakını ön plana çıkartan tasavvuf düşüncesinin temsilcileri olan dervişlerin tebliğiyle İslam inancını kabullenmede zorluk çekmedikleri gibi bölgenin yerel sakinleri olan Arnavutlar ve Boşnakların da bu inancı benimsemelerinde hisse sahibi olmuşlardır. 15. yüzyılın ortalarında Bosna'nın tamamı Osmanlı hakimiyeti altına girmeden evvel, 1463 yılı öncesi, Türkler Bosna'nın büyük bir bölümünü hakimiyetleri altına almışlardı. Fethin yapılması zordur ama esas olan kalıcı olmaktır. Kalıcılığı sağlamak çok önemli. Yani üç kıtaya yayılmış bir imparatorluktan söz ediyoruz. Günümüz imkanlarında bu kolay gibi gözükebilir ama yani bundan 600 sene önce bu toprakları elde tutmak çok büyük bir başarı. Yani fethi sağladıktan sonra o kalıcılığı sağlamak konusunda tasavvufun büyük bir işlevi oluyor. Bugünkü Saraybosna ve çevresini de içine alan bölgede güçlü bir uç sahası meydana getiren Uç Bey'i Gazi İsa Bey İsakoviç, 1462 senesinde Saraybosna'ya inşa ettirdiği zaviye ve vakıfları ile Saraybosna şehrinin temellerini atmış oldu. Zenta hezimeti ile sadece bir gün işgal edilen Saraybosna'da taş üstünde taş bırakmayan Prens Eugen'in yıkımından Mevlevi tekkesi de nasibini almış ve yıkılmıştır. Yeniden yapılma süreci ve eski işlevine kavuşması ile daha aydınlık bir dönemin başladığını görmekteyiz. Yani oradaki yerli halka İslam'ın ne olduğunu anlattılar. Çünkü öncesinde bir Haçlı Seferleri tecrübesi var. İslamiyet'e karşı ön yargılar var. Dolayısıyla zaten orada bir feodalizm süreci olduğu için bir boşluk da vardı. Ve mana erlerinin oraya giderek, orada sevgi odaklı bir yaklaşım sayesinde insanlara İslamiyet'i sevdirmesi söz konusu. Bu siyasi boşluğun da neticesinde ordu oraya gittiğinde dolayısıyla fetih daha mümkün hale geldi. Hatta kalıcılık mümkün oldu diyebiliriz. Tasavvufun böyle bir rolü oldu. Kalıcılık olmasında. Motivasyon sağladı. Zaten ordunun içinde de yani alperen dediğimiz şey var Osmanlı'da. Sadece asker ya da sadece işte tarikat ehli olarak görmemek lazım. Bu alperen dediklerimiz ikisini meç etmiş, birbiriyle özdeşleştirmiş insanlar.
Dolayısıyla hani dervişleri sadece tekkesinde oturan, zikirle meşgul olan insan olarak görmemek gerekiyor. Bunlar sosyal hayatın son derece içinde olan insanlar. Dolayısıyla Balkanlarda tasavvufun böyle bir etkisi var. Bektaşilik en eski tarikatlardan olması sebebiyle ve dolayısıyla Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşi Ocağı olması sebebiyle ilk oraya yayılan tarikatlardan biri. Mevlevilik, keza Halvetilik, Nakşibendilik, bütün tarikatların orada temsilcileri var. Son derece canlı bir şekilde yaşanmış. Hatta günümüzde orada hala faaldir tasavvuf. Türkiye'de tekke ve zaviyeli kanunundan sonra hani sırlanıyor ama Balkanlarda bu hala devam ediyor. Günümüzde biraz kültürel bir zemine doğru kaymış olabilir ama hala orada belli bir çizginin devam etmesi adına güzel. Çünkü benim gözlemlerime göre orada Türklüğün hala yaşatıldığı mekanlar tekkelerdir. Yani orada azınlıkta ne yazık ki bırakıldı Türkler, Müslümanlar ve onların sığınacağı ocaklar halinde şu an tekkeler. Bu açıdan çok önemli buluyorum. 13. yüzyılda Anadolu'nun din ve kültür coğrafyasında beden yapısı ve buna bağlı olarak dış dünyası ile iç dünyasını ve manevi hayatını uyumlu bir şekilde senteze ulaştıran ve bu çerçevede kamil insan tipinin en belirgin özelliklerini üzerinde toplamış olan Mevlana, bu portreyi müritleri vasıtasıyla devam ettirmiş ve Osmanlı coğrafyasının bir parçasını oluşturan Balkanlara taşımıştı. Mevlana'nın İslam dünyasındaki etkisi kesinlikle Asya ve Anadolu'daki şair ve alimlerle sınırlı tutulamaz. Son yüzyılda özellikle çalışma alanımız olan Saraybosna'daki Mevlihane, önce kapatılmış, sonra da yıktırılmış olsa bile Mesnevi'nin ciddi bir entelektüel okuru vardı. Ayrıca son yüzyılın en önemli Mesnevi hanları Saraybosna'da Mesnevi derslerine devam etmişlerdi. Kilisenin kralları dahi aforoz etmesi gibi bir şey söz konusu. Yani artık kilise aforoz ettiyse senin toplumda yaşaman gibi bir süreç yok. Yani aşırı bir baskı söz konusu ve bu baskıya karşı bir hareket aslında Bogomilizm. Ve bazı araştırmacılar bunun tasavvufa yakın olduğunu söylerler. Aslında bu da tartışılır bir konudur ama yani böyle bir literatüre girmiş bir ön kabul var. Dolayısıyla kendi dinlerine karşı bir tepki var. Yönetsel bir tepki aslında bu. Dolayısıyla oraya İslam'ın sıcaklığını sunan dervişler orada yani başka bir alternatif sundu o insanlara. Değersiz olmadıklarını sundular. Çünkü ne yapıyor buraya giden dervişler? İlk önce ne kadar harap bir yer varsa, ne kadar ıssız bir yer varsa oraları seçiyorlar. Derbent denilen yol ağızları mesela kervanların geçmeye korktukları yerlere yerleşiyorlar. Ve zamanla o tekkenin etrafında köyler teşekkül ediyor. Dervişler köyü deniyor, şeyhler köyü deniyor. Ve orayı ihya ediyorlar. Mesela savaşlardan sonra devlet politikası olarak da yapılıyor. Bu savaşlardan sonra mesela bir yer harap olduysa devlet teşvik ediyor. Orada diyor eski bir tekke varsa o ihya edilsin. Eğer yoksa yeni bir tekke kurulsun. Yani devlet politikası olarak da tekkelerin bölgeyi ihya ettiği kabul edilen bir durum. Bugün Bosna Hersek'te Nakşibendi, Rıfai, Kadiri tarikatına ve diğer tarikatlara ait tekkeler açıktır ve hizmetlerine yasal olarak devam etmektedir. Eski Yugoslavya'da Anadolu Türkçe olan en azından iki şair, eserlerinde Mevlana'ya ve düşüncelerine gönderme yapar. Bu şairlerimiz Avni Engüllü ve Zeynel Beksaç'tır. Yine Yugoslavya döneminde Bosna Hersekli Kadiri Şeyhi Feyzullah Efendi Hacı Bayriç, Darül Mesnevi geleneğini canlı tutmuştu. Osmanlı yönetiminin Bosna Hersek'e tamamen yerleştiği dönemde 15. yüzyılın sonları, Mevlevilik usul, erkan, teori ve pratik açıdan şekillenmiş bulunuyordu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin halifeleri vasıtasıyla Osmanlı Devleti'nin birçok yerinde tekkeler açılmıştı. Anadolu'da kurulan Mevlevi tekkelerini, Rumeli'nin değişik yerlerinde tesis edilen Mevlevi tekke ve zaviyeleri takip etmişti. Mevlevilik biraz geç olmakla birlikte Osmanlı Devleti topraklarında da faaliyet göstermeye başlamıştı. İlk olarak Edirne ve daha sonra İstanbul'da olmak üzere Mevlevi haneler kuruldu. Sonrasında Mevlevilik tarikatı Osmanlı Devleti yöneticileri nezdinde edinmiş olduğu saygın konum neticesinde Mısır'dan Belgrad'a kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Şimdi tabii Mevlevilik bildiğiniz gibi Anadolu merkezli bir tarikat. Mevlana'dan hemen sonra onun öğrencileri ve oğlu Sultan Mehmet tarafından bir tarikat oluşturulmuş.
Yani Mevlana'nın hayatında oluşturulmamış bu. Ancak sonrasında tabii bu tarikatlaşmadan sonra yayılmaya başlıyor. Dünyanın her yerine yayıldığı gibi Balkanlara da gidiyor. İlk olarak kimler gitti? Bunları tabii ki bilmek zor. Ancak ilk Mevlevi hane Üsküp'te kurulmuş. Gazi İshak Bey tarafından. Daha sonra da Saraybosna'da kurulan Mevlevi hane de Gazi İsa Bey İsakoviç, yani Gazi İsa Bey tarafından kurulmuş. Bunlar tabii küçük zaviyeler şeklinde kuruluyor. Daha sonra da büyüyüp külliye şekline dönüşmüş ve bulundukları şehrin kültür merkezi haline gelmiş. Tabii ki bunun dışında birçok Mevlevihane var. Filibe'de olsun, Yunanistan'da, Girit'te birçok yerde Mevlevihaneler var. Ancak tabii ki bizim, yani bendenizin araştırma konusu biraz Balkanlarda kaldığı için, işte Bosna Hersek, Kosova, Makedonya'da buradakilerden haberdarım. Başlangıçta merkezden gönderilen halifeler eliyle kurulan Mevlevi dergahları, Mevleviliğin sistemleşmesinden sonra beyler ve vezirler tarafından yaptırılmaya başlandı. 15. yüzyılın ikinci yarısında Saraybosna'da kurulan Mevlevi tekkesi ile Bosna Hersek'te Mevlevilik dairesine katıldı. Bu tekke 1462 yılında İshakoğlu İsa Bey tarafından inşa ettirildi. İshakoğlu İsa Bey, Vrbosna denilen yere yerleştikten sonra oraya bir saray inşa ettirdi ve bugünkü Saraybosna'nın temellerini attı. Balkanların İslamlaşması öncelikle tabii ki Osmanlı orayı fethetmeden önce başladığını diyebiliriz. İlk önce oraya giden dervişlerle, sufilerle, ikincisi olarak ticaretle, oraya giden tüccarlarla başladığını söyleyebiliriz. Bosna üzerine konuşmak gerekirse Mevlevi'nin büyük bir payı var. Çünkü Bosna Hersek'in fethi 1463. Ama kaynaklarda görüyoruz İsa Bey'in tekkesi kuruluşu 1462. Yani Bosna Hersek fethetmeden önce Mevlevi'nin oraya kurumsallaştığını görüyoruz. Ve daha sonra tabii ki oradaki halkın İslamlaşmasında çok büyük bir katkı payısı var. Özellikle Bosna Hersek'in oradaki yerel halkın Bogomil Hristiyan mezhebine bağlı olduğunu göz önünde bulundurursak, bu dervişlerin hem İslam'a bakış hem de genel olarak dine bakışını çok yakın buldular ve daha sonra toplum olarak İslam'a geçme konusunda daha kolay bu oldu. Ve orayı Osmanlı fethedince bu İslamlaşma tamamlanmış olduğunu diyebiliriz. Balkanların ilk Mevlevi mekanlarından Saraybosna Mevlevihanesi. Mevleviliğin Osmanlı topraklarında yayılmaya başlamasıyla birlikte Balkan coğrafyası da bundan nasibini almıştır. Beyler ve vezirlerin himayesinde Balkanlarda da Mevlevi tekkelerinin kurulduğunu görüyoruz. Balkanlarda kurulan Mevlevi tekkeleri içerisinde en erken tarihli olarak ifade edeceğimiz Mevlevihanelerden biri Saraybosna Mevlevihanesidir. Mevlevilik tarikatı Bosna Hersek'te Osmanlı hakimiyetinin kurulmasından sonra 15. yüzyılın ortalarına doğru faaliyet göstermeye başlamıştır. Mevlevilik yayılmış olduğu diğer bütün bölgelerde olduğu gibi, Bosnalı birçok ulemanın yetişmesinde katkısı olduğu gibi Osmanlı kültürüne de katkıda bulunmuştur. Bosna'nın Osmanlı hakimiyetinden ayrılması ve hatta Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan çekilmesinden sonra bile Mevlana'nın mirası, onun en önemli eseri Mesnevi'nin yorumcuları olan Mesnevihanlar tarafından Saraybosna'da yaşatılmaya devam edilmiştir. Bugünkü Saraybosna'nın yerinde Osmanlılardan önce de yerleşim vardı. Ancak şehirleşmesi Gazi İsa Bey İsakoviç vakıflarıyla başlamıştır. Bosna Sancak Beyleri, diğer beyler, zengin tüccarların ve zanaatkarların yaptırdıkları vakıflarla Saraybosna'nın 16. yüzyılda Bosna'nın en güzel ve en önemli şehri olup önce sancak, sonra da eyalet merkezi olmasını sağlamışlardı. İstanbul'un fethinden önce malumunuz Balkanlar fethedildi. Özellikle Balkanların fethinden sonra hem Mevlevilik hem diğer tarikatlar, Halvetilik, Bektaşilik, bütün tarikatlar orada yayıldı ve tekkelerini açıp bu kurumlar sayesinde insanları ihtida dediğimiz Müslümanlaştırma veyahut da Müslümanlığı daha kolay kabul ettirme konusunda bir kere faydası var tarikatların.
En önemli faydası da bu. İkincisi, Mevlana 13. yüzyılda yaşamış olmasına rağmen günümüzde biz hala Mevlana'yı ve Mesnevi'yi ve diğer tarikatları konuşabiliyorsak, bu aslında ne kadar samimi bir iş yapıldığının açık bir göstergesidir. Mevlana 13. yüzyılda bir meşale yaktı, bir öncü olarak bu sahneye çıktı. Ama günümüzde hala onun hayatından, yazdıklarından biz bugün bahsedebiliyorsak, bu hem onun bize öğrettiği felsefenin faydasıdır, hem de bizim de geçmişimize, mazimize sahip çıkmamızdan kaynaklanıyor. 1528-30, 1540-41, 1565, 67-68 ve 1604 tarihli Bosna Sancak defterlerinde ve vakıfnamelerindeki bilgiler çok sayıda vakfın kurulduğunu ve içinde büyük maddi yatırımların olduğunu göstermektedir. İshak Bey'in oğlu Gazi İsa Bey kendi vakfını kurmadan önce Fatih Sultan Mehmet'e hediye edeceğini bildirdiği Hünkar adıyla bilinen bir caminin ardından bir saray inşa ettirip şehrin adını Sarajevo yapmıştır. Vakıf defterlerinde bu cami Fatih Sultan Mehmet Han Camii Vakfı olarak geçmektedir. Bosna özellikle bu konuda Mevlevilik deyince Bosna bu konuda çok önemli. Çünkü yani diğer Balkan ülkelere baktığımızda Mevleviliğin maalesef çok da mevcut olmadığını görebiliyoruz. Ama Bosna Hersek'te o kurumsallaşmadan beri, yani o ilk fethten beri devam ettiğini, tarih boyunca devam ettiğini ve günümüzde de devam ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu bir tarikat olarak olmasa da bir mesnevi okumalar, Şebi Aruz geceleri, Şebi Aruz Akademisi mesela Bosna Hersek'te önemli bir akademi. Bu konuda Bosna Hersek Balkanlarda Mevlevi konusunda bir öncülük yine etmektedir. Ve tarih boyunca da aynı şekilde özellikle İsa Bey tekkesi bu konuda öncülük etmiştir. Cami çalışanları görevlerinden dolayı toprak sahipleriydi. Cami masrafları ise Saraybosna nahiyesinin cizye gelirinden karşılanıyordu. 1462 yılından önce İsa Bey, Bent başındaki Buradak köyünde bir zaviye inşa ettirip yanına misafirhane, Hünkar Camii'nin yanına bir hamam, baş çarşıdaki Kolabara Hanı ve bununla birlikte Hünkar Camii'nin etrafında oluşan ilk mahalle ile baş çarşıdaki yeni iş merkezini birbirine bağlayan köprüyü yaptırmıştı. Ayrıca geliri vakıflarının işlemesi için harcanan Milyaçka'daki değirmeni ve birçok dükkanı da inşa ettirdi. Tabii ki her padişah sefere giderken yanında manevi şahsiyetler de götürürdü. Fatih Sultan Mehmet de bu geleneği bozmamış. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı padişahları maneviyatla beslenen insanlar. Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki Ayni Dede ve Şemsi Dede halk arasında sadece isimleri bilinen şahsiyetler. Bunlar hakkında tabii ki çok fazla detaylı bilgi yok. Sadece Saraybosna'nın fethinde şehit olduklarını, Nakşi Derviş'i veya Şeyh'i olduklarını ama aynı zamanda Mesnevi Han oldukları da söyleniyor. Yani Mevlevi değil, Mesnevi Han oldukları da söyleniyor. Bunun dışında da çok fazla detaylı bilgi yok. Ancak ikisinin de mezarı yakın zaman önce, yani 50-70 sene önce taşınmış. Şu anda da Saraybosna'da. Vakıfnamesindeki maddelerden bir tanesi bize İsa Bey'in şehrin gelişmesini düşündüğünü göstermektedir. Söz konusu olan vakfın içinde bir binanın inşa edilmesine ihtiyaç duyulursa, mütevelli binayı yeri ve gereğine göre kuracaktır. Örneğin 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl başındaki vakıf defterinden edilen bilgilere göre, Saraybosna çevresindeki vakfın geliri ise 62.236 akçe olup, İsa Bey Saraybosna çarşısında 205 dükkana sahipti ve bu gelirin 34.423 akçesi sadece dükkanların kirasından gelmekteydi. İsa Bey'in vakfiyesinde yer alan bir tekke, yemekhanesi olan zaviye olarak gösterilmektedir. Vakfiyede bu tekkenin hangi tarikata mensup olduğu hakkında bilgi verilmemektedir. Vakfiye kaydında her ne kadar bu bina için Mevlevi zaviyesi tabiri geçmeyip menzil veya misafirhane tabiri kullanılmışsa da, İsa Bey'in Üsküp'te kurduğu Mevlevi Tekkesi'nin vakıfnamesinde buranın Mevlevi Zaviyesi olduğunu belirtmesi, Saraybosna'da inşa ettirdiği misafirhanenin de bir Mevlevi Zaviyesi niteliğinde kurulduğu kanaatini oluşturmuştur.
Daha sonraki menkıbelere ve tekke ile ilgili yazılan bazı şiirlere göre bu tekkenin Mevlevi tarikatına ait olduğu anlaşılmaktadır. Tekke, Şeyh Korusu denilen yerde inşa edilmişti. Vakfiye'ye göre İshakoğlu İsa Bey, 3 ev, ahır, hamam, Milyaçka Nehri üzerinde de bir köprü inşa ettirmiş ve bunları zaviye ile beraber fukaralara, talebelere, seyyidlere, gazilere, yolculara hizmet etmek, karınlarını et, pirinç, ekmek, yağ, çorba ile doyurmak için kurmuştur. Misafirler burada 3 günden fazla kalamazlar. Hizmet edenler için çorba verilecek, ziyadesi ise bu kasabada oturan yetimlere dağıtılacaktır. Bu vakfiyenin bir sureti, vakıflar Kuyudi Kadimesi'nde mevcut olduğu gibi Elezoviç tarafından bir mecmuada ve ayrı baskı olarak da neşredilmiştir. Batılı seyyahların gözüyle seyahatnamelerde Mevlevihane ve Mevlevilikle ilgili bahisler kimi zaman birkaç cümleyle geçiştirilirken bazen 40 sayfaya varan ayrıntılı tasvirlere yer verilmiştir. Mevlevileri adlandırırken farklı ifadeler kullanılmıştır. Bunlardan bazılarının dilimizdeki karşılıkları şöyledir. Raks, dans eden dervişler, dönen dervişler, burularak dönen dervişler, vals yapan dervişler. Bu tabirler Mevleviler dışında Rifailer içinde fazlasıyla kullanılmıştır. Ziyaret edilenler arasında başta İstanbul'daki Galata Mevlevihanesi olmak üzere Üsküdar, Kasımpaşa, Yenikapı, Beşiktaş, Bahariye, Konya, Edirne, Silivri, Gelibolu, Selanik, Üsküp ve Saraybosna Mevlevihaneleri bulunmakta. Bazı seyyahlar yanlarında gezdirdikleri ressamların çizimlerine de yer vermişler. Bu resimlerde Çelebi Efendi, Şeyh Efendi, sema eden dervişleri, tekke, semahane, türbe ve seyirciler tasvir olunmuş. 19. yüzyıldan sonra resimler yerlerini fotoğrafa bırakmıştır. Burada sunduğumuz seyyahlar Saraybosna Mevlevihanesi'ni ziyaret etmiş ve hakkında bir şeyler söylemiş olanlardır. Batılı bakışıyla Saraybosna Mevlevihanesi'ni izlemek ve bugün izi bile kalmayan Mevlevihane'den bir iz bulmak niyetiyle bu bölüme eserimizde yer verdik. Fransız seyyah yazar 1657'de Venedik'ten başlayıp Balkanları geçerek İstanbul'a kadar faytonla seyahat etti. Tekke veya manastırların da ruhbanlar gibi olan insanları gördük. Kendi usullerinde, kendi dillerinde Tanrı'ya yakararak çarşamba günü raks ediyor, onları daha da canlandıran üç küçük tablın sedasına göre dönüyor, yere yıkılmaksızın 10.000'den fazla dönüş yapıyor ve sanki hayatlarında hiç dönmemiş gibi dilediklerince muhkem sabit duruyorlardı. Görünen o ki, korkmaksızın böylesi iki dönüşe tahammül edemezdik. Günümüzde şöyle bir algı var, sanki derviş sadece zikirle uğraşır, kendini tekkeye kapatmıştır. İşte üç lokma bir hırka olayı var ya, aslında bu çok doğru değil. Yani dervişler, az önce bahsettik, savaşlarda, iktisatta, sosyal hayatta, aklınıza gelen sanatta, mesela Mevlevilik bugün konuşacağız, sanatta çok ileri gitmişlerdir Mevleviler. Sosyal hayatta aklınıza gelebilecek her alanda tasavvuf vardır. Yani sadece küçük bir alana hapsedilmiş bir şey değildir. İslam dininin aslında kendisi, Osmanlı için konuştuğumuzda belli bir tarikata mensup olmak aslında insanlar için prestij sebebi. O yüzden herkesin mensup olduğu bir tekke var aslında. Nitekim padişahların da bu şekilde. William Miller, 1864-1945. İngiliz gazeteci ve tarihçi. Kendisini Türk ve Balkan çalışmalarına adadı. 1894 yılında ve 1896-98 arasında Balkanlarda seyahat etti. Diğer bazı eserleri The Balkans, Bulgaria, Serbia and Montenegro. Bu binayı ziyaret ettiğimde her şeyden evvel bir takım insanların oturduğu, kağıt oynadığı bir kahvehaneye kadar refakat edildim. Bir ahır veya tavla avlusunu bir yandan öbür yana geçerek dervişlerin icrada bulunduğu mahallin ahşap mahfiline eriştim. Her iki yanından sadece birer sütunla taşındığından kadınlar için kafesli bir mahfil vardı. Binada üç saf halinde dizilmiş, sırasıyla her safta bir, dokuz ve dört olmak üzere 14 derviş vardı. Öndeki kılavuz başını eğmeye ve yeri öpmeye, vücudunu ileri geri sallamaya devam ediyordu. Arada bir Allah ve Muhammed sesleri çıkarıyorlardı. Diğerleri onun misalini takip etti. Onlardan biri işleyişlerinde daima geç kalıyordu. Bu icra 9'undan biraz sonra başladı ve aşağı yukarı 10'da bize onun için en az 30 dervişe ihtiyacı olduğundan raksın olmayacağını söylendi.
Anadolu'nun fethi ilk etapta biliyorsunuz ki orduyla, kılıçla fetihten önce tasavvuf ehlinin, mana erlerinin kurdukları zaviyeler, açtıkları yol ile fethe bir zemin hazırladılar. Balkanlar'da da bunun ikinci dalgası söz konusu oldu. Önceden orduyla gitmeden önce oraya giden dervişler zümresi orada bir nevi kaynaştırıcılık görevi gördüler. Evet, Mesnevihan ismini verdiğimiz bir kitap. Daha çok Saraybosna'da Mevleviliğin tarihi üzerine bir araştırma yapılmıştı. Ancak bu kitabın ana konusu 2011 senesinde 97 yaşında vefat eden son Mesnevihan diyebileceğimiz, yani Saraybosna'da yaşamış olan, doğmuş ve yaşamış, ölmüş olan Hacı Hafız Halit Hacı Muliç Efendi hakkındaydı. Kendisi çok önemli bir şahsiyet. Birçok meziyeti var ama bunların yanında en büyük meziyeti Mesnevihan oluşuydu. Onun hakkında bir çalışma yaparken Saraybosna'da Mevlevilik hakkında da birçok bilgi çıkınca kitabı 3 bölümden oluşturduk. Saraybosna'daki Mevlevilik, son yüzyıldaki Mesnevihanlar ve Hacı Hafız Halit Efendi'nin muhteşem hayatı. Bunun için de kitaba Mesnevihan ismini verdik. Sonradan dervişlerin en iyilerinin Budapeşte'deki teşhire gitmiş olduklarını öğrendim. İstanbul'da olduğu gibi burada da onların dini vecdleri, ziyaretçilerin küçük bir hediye teberrü etmelerinin umulduğu bir seyirliğe dönüşmüş bulunuyor. Şimdi Balkan Tasavvuf Akademisi'ni Balkanlardan gelmiş ve burada doktora, master yapan arkadaşlar ve Balkanlara ilgisi olan, Balkanlarda tasavvuf tarihi üzerine çalışan 6 tane gönüllü arkadaşın oluşturduğu bir akademi, sadece bir akademi hüviyetinde. Şu anda resmi olarak bir akademi değil tabii ki bu. Kendi aramızda akademi diyoruz. İlerleyen süreçte tabii ki çok planlarımız var ama şu ana kadar 2 tane panel, yani bu ikinci panelimiz. Daha önce de Turgutlu'da, Manisa Turgutlu'da bir dernekte yaptığımız panel vardı. Daha çok Balkanlarda tasavvuf üzerine çalışacak arkadaşları desteklemek, kaynak paylaşımı, veri data bankası oluşturma şeklinde bir hedefimiz var. Edin İmamoviç Bosna Hersek'te Yayce şehrinde doğdu. 2005 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye ilk önce Burhaniye, Balıkesir'e geldim. Oraya liseye okumaya geldim. Daha sonra lisemiz tabii ki Kayseri'ye taşınınca oraya okumaya devam ettim. 2009'da mezun oldum. Daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyatı kazandım. 2014 yılında da oradan mezun oldum ve Bursa Uludağ Üniversitesi tasavvuf bölümünden yüksek lisansa devam ettim. Ondan sonra bu sene Marmara Üniversitesi'nde doktora eğitimine başladım. Yine tasavvuf alanından. 1987 Ohri doğumluyum, Makedonya doğumluyum. İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi ve yüksek lisansımı burada, Türkiye'de tamamladım. Şu an hali hazırda doktorama devam ediyorum. Yine Bursa'da, Uludağ Üniversitesi'nde. Ayrıca Eskişehir'de yabancı olarak, öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Kısaltma olarak Aktabal diye tarif ettiğimiz ya da açılımı Balkan Tasavvuf Akademisi diye bir kuruluşumuz var. Bu geçmişi çok değil, birkaç ay öncesinde kurduğumuz, böyle Türkiye'de genç akademisyen adaylarının kurduğu, ortaya çıkarttığı bir merkez, bir akademi. Yani genç olmamızın avantajlarını kullanmak istiyoruz ve Türkiye'nin de bu konudaki yardımlarını ve desteklerini bildiğimiz için Türkiye'den Balkanlara yönelik her türlü çalışmaya açığız ve bu çalışmaları da Türkiye'nin ve Türkiye'deki akademisyenlerin hizmetine sunmak istiyoruz. Kuruluş amacımız aslında bu. Fakat bu kuruluş amacında sadece akademik olarak değil, aynı zamanda bugün gerçekleştireceğimiz programlar gibi ara sıra programlar da yapıyoruz. Mesela birkaç ay öncesinde İzmir Turgutlu'da, Manisa Turgutlu'da bir program icra ettik. Bu da nasip olursa ikinci programımız olacak. Kurulmamızdan birkaç ay, sadece birkaç ay geçmesine rağmen ikinci programımızı icra ediyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Dolayısıyla asıl amacımızı gerçekleştireceğimize yönelik ümitlerimiz var. Bir de bunun dışında şunu da sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz, ana hedeflerimizden bir tanesi de şudur. Türkiye'de tasavvuf alanında özellikle yüksek lisans ve doktora dediğimiz lisansüstü çalışmalarına örnek olmaya çalışıyoruz. Neden?
bir literatür havuzu oluşturmaya çalışıyoruz. Mesela her ülke, Balkanlardaki ve Türkiye'de ve Balkanlardaki her ülkeye ait bir literatür çalışmamız var. Hali hazırda sitemizde bakabilirsiniz. Mesela diyelim ki Makedonya'yı ele alalım. Makedonya'da bugüne kadar bütün tarikatlar faaliyet göstermiş. Keza hala tekkelerimiz faal durumda. Bu alanda herhangi bir tarikatla bir çalışma yapıldığı zaman biz bunu literatüre, literatür havuzumuz var, oraya kazandırıp bundan sonraki nesillere çalışma alanları oluşturmayı planlıyoruz. Yani bugüne kadar neler yapıldı, bundan sonra neler yapılabilir? Böyle bir düşünce, yani genç akademisyenlere böyle bir yön gösterme hedefimiz var. Makedonya'dan geliyorum. 19 Temmuz 1987 doğumluyum. Makedonya'da İmam Hatip Lisesi'ni orada mezun olduk. Devamında İslam Bilimleri Fakültesi'ne devam ettik. 2010 yılında Bursa'yı kazandık. Orada yüksek lisanstan din psikoloji mezunuyuz. Devamında tasavvuftan, yani 2014'ten itibaren tasavvuftan okuyoruz Bursa'da. Dolayısıyla Bursa'dan memnunuz. Bir iki yıl içinde mezun olup memleketimize faaliyet vermek için döneceğiz Allah'ın izniyle. İsmim Tuğçe Tuna Kanar. 1989 İstanbul doğumluyum. Aslen Balkan kökenli bir ailenin çocuğuyum. Onlara layık olmak, ecdadımıza layık olmak en büyük vazifemiz. Dolayısıyla Balkan araştırmalarına yöneldik biz de.